Hoş geldiniz dostlar. Sevgili Başkan Lütfü Savaş'ın da bu müthiş aylardır süren e-spor rüzgarını, ülkemizin göz bebeği Hatay'ın güzel insanları, iyi akşamlar. Hemşehrimiz Hilmi Yarayıcı. Ozanların en tevazusu, yaşayan en büyük ozanlardan Ahmet Telli. Az sonra burada olacaklar. Barış ekmek gibi, su gibi azizdir. Barış ortak değerleri savunmaktır. Barış sevgiye ve dostluğa kapı açmaktır. Hatay ki her zaman dediğimiz gibi bir arada yaşamanın, umudun azmin sembolü olmuş bugüne kadar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ölümünden 7 ay önce Hatay'a gelen kurucumuza bir kez daha. Çünkü onun askeri, diplomatik ve barışçı dehası sayesinde Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bölgesi, kenti, göz bebeği oldu. Benim sevgili dostum, abim Ahmet Telli'yi davet ediyorum. Size hem şiir okuyacak, hem çığlığını anlatacak, barış çığlığını. Barış, aşkların insanca yaşanmasına giden yolun ilk safhasıdır. Kadın cinayetlerinin, doğanın katledildiği bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse tam da burada barışın yanına mücadele kelimesini bir haysiyet olarak yüreğimizde çizmeliyiz. Ve barış bize dünyanın aşk halini sağlayacaktır. Gidersen kim sular fesleyenleri, kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Ahmet abi, eline sağlık, yüreğine sağlık, güzel şiirlerin için. Çok yönlü bir kültür adamı, sanat adamı. Doğduğu topraklara, Hatay'a gönülden bağlı. Sevgili dostlar, hep beraber hemşehrinizi alkışlamaya var mısınız? Şimdi Yarayıcı. Her başarılı erkeğin arkasında bir çok değerli bir kadın olur. Mesela bizim Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arkasında Nazan Hanım var. Ama benim arkamda da işim. Ve çok güzel bana iki çocuk armağan etti, değer yarattı. Oğlum ve kızıma. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar sevgiler. Hilmi Yarayıcı'yı baş başa bırakıyorum sizlerle. Kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölüneceksiniz. Alıp da başını gitmek istemez. Karanlık son. Sizin bir ömür var burada sizin.
Hatay'ın güzel insanlarının bu çok anlamlı günde beraber olmaktan gurur duyduğumuzu orkestra arkadaşlarımla sizinle paylaşmak istiyorum. Sahnede icra ediyorsam bana bu medeniyeti, bana bu evrenselliği, bana bu çağdaşlığı, bu ülkenin kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına borçluyum. Şükranla, sevgiyle, saygıyla o dünyanın en büyük görevlisi bir kez daha sizlerle beraber anıyorum efendim. Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi. Sevgili başkanımızın yanında çok güzel ekip olduğu için bu güzellikleri ortaya çıkartmışlar. Onların da ellerine, emeklerine sağlık diliyorum. Çünkü ekip içinde yapılmış güzel bir expo var. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları mavinliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları mavinliklere süreceğiz. Dünya Barış Gününüz kutlu olsun. Bu ülkenin en büyük değeri, kurucumuz ve kurtarıcımız ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkede bütün mücadelesi barış içindir ve doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden hangi renk olursa olsun Türk bayrağı altında cephede birlikte mücadele etmelerini sağlamıştır. Bütün bu renkler bu mücadeleyi yaparken omuz omuza mücadele etmiş, şehit olmuş, koyun koyuna aynı mezarda ebediyete intikal etmiştir. Ama onu yaparken bağımsız bir Türkiye'yi bize armağan etmiştir. Şimdi biz hep farklı kamplarda Türkiye'yi daha iyi yapmaya çalıştık. Ama şimdi ben sağdan bakan bir gelenekten gelen olarak, buradakilerin hepsi soldan bakıyor, onlar da soldan bakan gelenekten gelen olarak, biz aynı şeyleri istedik. Aynı Türkiye'yi istedik. Bağımsızlık istedik. Güzellik istedik. Kardeşlik istedik. Barış istedik, barış. Birbirimize Kürt, Türk diye kavga ettirdiler. Alevi Sünni diye kavga ettirdiler, sağcı solcu diye kavga ettirdiler. Bu yetsin artık. Bugün milat olsun, bugün barış günü. Bugün anamıza sarılır gibi birbirimize sarılma günümüz. Bugün kardeşimize sarılır gibi birbirimize sarılma günümüz. Bugün sevgiliye sarılır gibi birbirimize sarılma günümüz. Şimdi barış çok önemli. Belki çok basit söylüyoruz. Elde etmesi çok kolay. Ama kaybetti mi var ya bir daha bulma şansın yok. Biz ne zaman bir bütün oluruz biliyor musunuz? Birimizin rengi diğerinin rengini tamamladığını düşündüğümüz zaman. Birimizin gözündeki ışıldayan sevgiyi diğerimiz gördüğü zaman. Birimiz diğerinin kalbindeki sızıyı hissettiğimiz zaman ne zaman olur biliyor musunuz? Bir sağdan gelen, bir soldan gelene sarıldığı zaman. Sizin için, hepiniz için üstadıma sarılıyorum. Buradaki en kıdemli üstadıma sarılıyorum. Türkiye'de birbirimize böyle sarılmaya ihtiyacımız var. Hepiniz adına sarılıyorum, bir daha birbirimizi bırakmayalım.
Bir kardeşimiz daha geliyor. 4, 3, 2, 1, 0. Yaşasın Barış. Yaşasın Barış. Nazan Hanım zarafetiyle, dostlar olağanüstü enstrümanlarıyla ve yorumlarıyla ve sizler barış sever halinizde. Harikasınız. Ben ayrılıyorum. Biz ayrılıyoruz. Atilla Özdemiroğlu'na da alkış. Büyük besteci. Buyurun. Hepkül Hanım, Hepkül Özdemiroğlu. Atilla abi, rahmetli Atilla Bey'in hanımefendisi. Evet, Edip Akbayram ve dostlarıyla baş başa bırakıyoruz sizleri. Edip abiye büyük alkış bir kez daha, bir kez daha. Eyvallah. Buyurun. Efendim ben de her zaman söylediğim gibi bu çiçekleri Hatay'ın güzel insanları adına alıyorum. Sayın Başkan'a çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız.